Bayram Kekeç, 1983 Kayseri doğumluyum. 2004 yılı beden eğitimi ve spor öğretmenliği mezunuyum. 20 yıllık aktif sporculuk yaşantım, 10 yıllık antrenörlük tecrübem mevcut. Değişik müsabakalarda Türkiye birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü derecelerim mevcuttur. Okçuluk 7'den 77'ye bütün vatandaşlarımızın yapabileceği ender sporlardan bir tanesidir. Aynı zamanda atasporumuzdur ve sünnettir. Yine aynı şekilde engelli vatandaşlarımızla rahatça yapabileceği eğlenceli bir spor dalıdır. Bunun yanında dikkat dağınıklığı, özgüven, ihtiyacı olan bireyler için de birebir öğrenilmektedir. Ve yine aynı şekilde postür bozukluğu, yani iskelet omurga bozukluğu için, dik duruş için birebir tavsiye edilmektedir. Adım Muhammed Ömer Çetin, 10 yaşındayım. 2 yıldır bu spor yapıyorum. Okçunun ataspor olması ve sünnet olmasından dolayı bu sporu seçtim. Okçuluğu yaparken çok eğleniyorum. Sevgili Peygamber Efendimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Atış, eğlendiğiniz şeylerin en hayırlısıdır ve bu sporu herkese tavsiye ediyorum." Adım Şerif, soyadım Şen, 10 yaşındayım. Buraya bir senedir daha yeni başladım. Bir arkadaşımın buraya gittiğini öğrendim ve ben de televizyondan izleyerek bunu öğrendim ve katılmaya karar verdim. Bu benim sosyal çevremdeki pozisyonumu ve kendime olan özgüvenimi daha da arttırdı. Mesela sosyal çevremde yeni arkadaşlar edindim. Adım Batuhan Mensur, 12 yaşındayım. 6 aydır okçuluk sporuyla uğraşıyorum. Okçuluktan önce dikkat dağınıklığım vardı. Okçulukta dikkat ve denge işi olduğu için özellikle derslerimde dikkat konusunda daha fazla şey kazandım okçuluk sayesinde. Atasporumuz olmasından dolayı da daha çok severek yapıyorum atalarımızın yaptığı için. Öncelikle yüzmeye geliyordum Mustafa Öncel'de. Ondan sonra kickboksa başladım. Sonra okçuluğa zaten ilgi duyuyordum. Bir gün danışmada bir işimi yaptırırken okçuluk sporunun da olduğunu öğrendim. Dedim ki okçuluğu zaten seviyorum. Televizyonlarda takip ediyorum yarışmalarını. Neden dedim ben katılmayayım? Katıldım. İlk gittiğim gün Bayram Hoca sağ olsun bana okun nasıl atılacağını öğretti. Ondan sonra ok atmada iyi işler başardım. Okçulukta öncelikle ilk hedefim burada iyi bir okçu olmak. Ondan sonraki hedefim Sancaktepe'nin en iyi okçularından olmak. Ondan sonra İstanbul, Türkiye diye gidiyor.